Başlangıç seviye kısa mesafe şehir ulaşımında kullanılabilecek, tercih edilebilecek en iyi katlanır bisiklet bana göre. Mars kırmızısı rengiyle 2017'de Dahon ailesinin en iyi renklerinden bir tanesi. Karşınızda Dahon Vibe D7. İlk etapta bu bisikleti incelerken arkadaşlar donanımsal özelliklerden başlayalım. Donanım olarak benim en çok dikkatimi tercih eden, daha önceki yıllarda hatırladığım kadarıyla yoktu. Önde uzunluk ayarlı bir gidon borusu kullanılmış. Elcikleri düz, sade, basit elcikler kullanılmış. Hemen arka tarafa geçtiğimizde bunun Mariner D8'den farklı olarak sele borusunda herhangi bir pompası bulunmuyor. Fakat sele olarak yine Mariner D8'de olduğu gibi Selle Royal'in bir selesi tercih edilmiş. Üzerinde Dahon logoları var. Çamurluklardan bahsetmek gerekirse Mariner D8'de SKS marka çamurluklar kullanırken Vibe D7'de herhangi bir markaya ait olmayan no name çamurluklar tercih edilmiş. Bir diğer özellik yine bagaj lastiği üzerinde geliyor. Fakat bagaj Mariner D8'den biraz daha ağır bir metalden yapılmış bir bagaj ki ben bunu Mariner D8'in bagajıyla değiştirdim. En son olarak da kadrosuna geçtiğimizde standart olarak Dahon'larda ön taraftaki ön bagaj delikleri mevcutken Mariner D8'den farklı olarak Vibe D7'de üst tarafta kadronun üstünde alüminyum kadrosu üzerine herhangi bir suluk deliği bulunmuyor. Ek olarak şunu belirtmemde fayda var arkadaşlar. Mariner D8'den yine farklı olarak bunun kadro tasarımı çok daha farklı. Mariner D8'lerde arkada çift çatal bulunurken bunun kadro tasarımında arka tarafta arka tekerleğin bağlı olduğu çatal tek olarak tasarlanmış. Bisikletimizin teknik özelliklerine geçtiğimizde frenden başlayacak olursak yine Dahon Mariner D8'de olduğu gibi Vibe D7'de de no name V frenler tercih edilmiş. Herhangi bir markası yok. Vites sistemine geçtiğimizde bu bisiklet 7'li bir sisteme sahip. Önde değiştirici olarak Shimano'nun Revo Shift yani elden değiştirmeli Grip Shift dediğimiz vites el değiştiricisine sahip. Arka tarafta aktarıcı olarak yine Shimano'nun başlangıç seviyesi aktarıcısı olan Turny tercih edilmiş. Dişli sistemine göz atacak olursak arkadaşlar önde ayna kol 52 dişe sahipken arkada vidalı bir ruble var. Rublenin diş oranları ise 14-28 yani bu ne demek oluyor? Bu bisiklet tamamen yokuş dışı genelde şehir içi kullanıma yönelik olarak tasarlanmış. Lastiklerine göz atacak olursak ben üzerindeki lastikleri Schwalbe Stizen'lerle değiştirdim. Fakat bu bisikletin orijinalinde üzerinde kendi marka patlak korumasız 1.50 genişliğinde standart 20 inç lastikler geliyor. Bisikletimizin fiziksel özelliklerine geçtiğimizde standart olarak diğer katlanır bisikletlerdeki ağırlıkla hemen hemen aynı 11.9 kilogram bir ağırlığa sahip bu bisiklet. Ayrıca 105 kilo yüke kadar bu bisiklet sizi taşıyabiliyor. Boy oranı olarak da 145 santim ve 190 santim boy arasında kullanıma olanak sağlıyor. Son olarak fiyat bilgisine geçecek olursak 2017 yılı itibariyle bu bisiklet 1840 TL'ye piyasada satılıyor. Renk olarak iki renk seçeneği mevcut. Meşhur olan bu Mars kırmızısı rengi ve bunun haricinde bir de siyah olarak satılıyor. Bu haftalık benden bu kadar arkadaşlar. Önümüzdeki hafta başka bir videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.